Önceki hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselen Amerikan hazine tahvil getirileri, beklenti üzerinde oluşan enflasyon rakamı ve yüklü hazine ihraç takvimine rağmen geçtiğimiz hafta genelinde alım görerek güçlü işlem gördü. Cuma günü açıklanan Amerikan verileri ise getirilerin tekrar yukarı gelmesinde etkili oldu. Getirilerde daralma, gelişmekte olan ülkeler için pozitif olurken, Türk hazine euro tahvilleri, TL'de yaşanan değer kaybı ve Merkez Bankası'nda yaşanan görevden almalar sonrası zayıf işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi, Cuma kapanışa göre 12 bas puan yükselerek tekrar 450 bölgesine ulaştı. Geçtiğimiz hafta genelinde Türk kıymetlerini olumsuz etkileyen haber akışı getirilerin 7 ila 15 bas puan aralığında genişlemesine neden olurken lokallerin düşüşlerde alıma geçmesi aşağı hareketi sınırlayan en önemli faktör oldu. Yabancıların da kısa pozisyonları kapatmak adına alıma geçmeleri fiyatları desteklerken iyen pozitif ortamda yapılan alımlar daha çok kısa süreli ve hızlı kar realizasyonlarıyla sonuçlandı. Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişimlere ilk tepki olarak 10 ila 15 bas puan aralığında genişleyen tahvil getirileri, lokal alımlarıyla kayıpların bir kısmını telafi etse de Türk kıymetleri hafta genelinde IEM arasında olumsuz performansıyla ayrıştı. 5 ve 10 yıl vadede getiriler sırasıyla %5.70 ve 6.90 seviyesinde işlem gördü. Uzun tarafta ise %7.40 seviyesinden dönüş gerçekleşti. Şirket tarafında bir süredir hazineye kıyasla izlenen güçlü seyir, Merkez Bankası kararı sonrası uzun aradan sonra ilk kez terse döndü. Daha çok lokal alımlarıyla destek olan senior kıymetler 15-20 bas puan aralığında genişlerken, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de bir süredir daha zayıf olan likit de arzın oluşması ile fiyatları aşağı çekti. Amerikan hazine tahvilleri geçtiğimiz hafta genelinde verilerin gösterdiği yönün aksine alıcılı işlem gördü. Beklenti üzerinde gelen enflasyon rakamı ve Amerika'nın farklı vadelerde yaptığı yüklü hazine ihraçlarına rağmen yaşanan alımların ardından 10 yıl vadeli kıymet 10 bas puan daralarak %1.52'ye çekildi. Cuma günü açıklanan perakende satış verisi enflasyonist etkiyi tekrar vurgulayarak tahvillerde satış yarattı. Son dönemde enflasyon fiyatlamalarının etkisiyle yükselen vadeler arası getiri farkı bu hafta tahvillerde yaşanan alımlar ile tekrar daraldı. 5 ila 30 yıl getiri makası 97 bas puanın çekilerek Eylül ayından gördüğü en düşük seviyeye yaklaştı.